Spor Bakanlığı ile ilgili çalışmalarımız var. Biliyorsunuz malum 19 Mayıs stadyumu yıkıldı ve orada olan kulüplerimiz bir şekilde mağdur oldular. Yani baktığınız zaman bugünkü şartlarda özellikle kış aylarında ne kadar büyük sorunla karşı karşıya kaldıklarını hep beraber gördük. Çünkü eskiden oradaki stadyum sayesinde odalarımızın mevcuttu ve odalardan gerek o kulüplerimiz gerekse dışarıdan gelen kulüplerimiz orada barınma ihtiyaçlarını giderebiliyorlardı, ısınma ihtiyaçlarını giderebiliyorlardı. Ama yıkıldıktan sonra Anıttepe'de tam da onda bir yer tahsil edildi ama fiziki şartlar çok fazla müsait olmadığı için yine kulüplerimiz 19 Mayıs'ın çevresinde bazen bizim federasyonumuz bazen de kafeteryada maçlarını izleyerek, ısınarak giderdiler. Biz bu konuda bir tesisin yapılması gerektiğini Sayın Bakanımıza ifade ettik. Spor Genel Müdürlüğümüze bunu anlattık. Daire başkanları bunu anlattık. Hatırlarsanız bu stadyum yıkılmadan önce Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu konuşmada bir çiftlik projesinden bahsedilmişti. Bu projenin takibini gerçekleştirdik. Çünkü bu söylendi ama bir şekilde rafa kaldırılmış gibi hissettik. Ve bizim görevimiz de bunu takip etmek. Tabii ki sizlere de takip etmek. Takip etme neticesinde de efendim Spor Bakanlığı'nda Daire Başkanı Sayın Genel Müdür ziyaret edildi ve projenin hayata geçirilmesi konusunda çalışmaları başlattık. Ve orada bizler de görev alarak, orada yaklaşık olarak 6 tane sahanın yapılması noktasında bir proje hazırlandı. Yine orada kulüplerimize 25-26 tane oda yapımı sağlandı proje. En sonunda geçen hafta yaklaşık 10 gün önce de biliyorsunuz burası Gençler Birliği Ankara'nın tesisinin olduğu yeri bilirsiniz. Hemen aşağıda bir arazi var. O arazi biraz yamaç ve biraz düz alan. Oraya yapılması planlanıyor. Ve burada biliyorsunuz sistem olduğu için de hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hem de Kültür Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan proje onaylarından geçirildi. Şu anda kurula havale edildi. İnşallah bu kurula geçtikten sonra Allah nasip ederse hızlı bir şekilde yine biz bunu takibini yapıyoruz. Ve bu tesisin yapılması için elimizden geleni hep beraber yapacağız ve gerçekleştireceğiz.